Bir başka meslek hali sohbetinde beraberiz. Bugün konuğumuz Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ebubekir Safoğlu hocamız. Kendisinden modernleşme olgusu nasıl algılanmalıdır sohbetini dinleyeceğiz. Şimdi mikrofonu kendisine veriyorum. Size de iyi seyirler diliyorum. Cümleten selamun aleyküm. Şimdi modernleşme kelimesinin nasıl algılanmasına odaklanacağız. Neden? Çünkü birçok bizim geleneklerimize aykırı usuller modernleşme adı altında bizim yaşadığımız günlerde, geçmişten bugüne kadar da tabii sadece yaşadığımız bugünlerde değil, bizim hayatımıza eklemlenmeye çalışılıyor, bir dayatılıyor. Bu dayatılma tabii ki silah zoruyla, bir asker marifetiyle olmuyor. Gözümüzün önüne sokula sokula, ısrarla gündeme getirile getirile, bazen dijital ortamlarda, televizyonlarda, işte sosyal medyalarda falan, bazen arkadaşlarımızın, ikna edilen arkadaşlarımızın dayatmalarıyla biz ne yazık ki modernleşme denilen süreçlere zorla eklemlenmeye çalışıyoruz. Şimdi dolayısıyla bunu pek çok iyi anlamak lazım. Modernleşme nedir? Efendim, modernleşmeyi nasıl değerlendirmek gerekir? Modernleşme kelimesi Osmanlı döneminde karşılığını ıslahat kelimesi olarak efendim buluyordu. Islahat diye tanımlanıyordu bunlar efendim. Islahatın bizim hayatımıza sokulmasının sebebi de efendim Osmanlı gücünü kaybetti. Eski gücünü kaybetti. Tekrar eski gücüne ulaşması için efendim biz devletin düzeninde bir takım değişiklikler yapmamız lazım. Bunlar ıslahat hareketleri, ıslah etme, yenileme, Osmanlı Devleti'ni efendim eski gücüne kavuşturma amaçlı teşebbüsler olarak değerlendiriliyordu. Islahat hareketleri disipline olarak, azala şeyle şanu, burada yatsı okunuyor. Islahat hareketleri planlı bir hareket olarak Tanzimat'ta kendisini göstermiş gibi gözükse de aslında Lale Devri ile kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Lale Devri'nden önce de bir takım ıslahat teşebbüsleri oluyordu ama bunlar kurumsal nitelik kazanmış ıslahatlar değildi. Ne demek kurumsal nitelikli ıslahatlar ya da kurumsal nitelikli olmayan ıslahatlar? Yani kimi devlet adamlarının kendi gayretleri, sadrazam, padişah olsun, bunların kendi gayretleri sonucu olan ıslahatlar, bu sadrazam ya da padişah, yani yenilik yapmaya çalışan sadrazam ya da padişah ölünce ıslahat hareketleri sahipsiz kalıyor, akamete uğruyor. Dolayısıyla buna ferdi teşebbüslü ıslahat hareketleri diye tanımlama yapıyorduk. Yani sadrazam ya da padişah ölünce onun icraya koyduğu ıslahat hareketleri akamete uğruyor, bir daha devamı gelmiyor şeklinde bir değerlendirme. Kurumsal nitelikli ıslahatlar nasıl olacakmış efendim? Onlar sadrazam ya da padişahın ya da devlet adamlarının kendi gayretleriyle yürüyen, onlar ölünce uygulamadan çıkan ıslahatlar gibi olmayacak. Ne olacak? Başladı mı? Hani devlette devamlık esastır şeklinde bir ifade kullanılır ya. Başladı mı? Sadrazam ya da padişah ölse bile efendim onlar devam edecek ıslahat hareketleri şeklinde bir değerlendirme. Bu değerlendirme arkadaşlar bugün bile doğru değildir. Yani kurumsal nitelikli ıslahatlar, modernleşme hareketleri bugünkü ismiyle konuşacak olursak, yani mevcut siyasi yapıda bir parti iktidara geliyor, onun başladığı faaliyetleri ondan sonra iktidara gelen parti yürütüyor mu? Önemli bir kısmını yürütmüyor mesela. Dolayısıyla bu söylem çok da fazla karşılık bulan söylem değildir. Buradan size bir not iletmiş olayım. Lütfen size söylenen yaygın söylemleri lütfen bir kenara not edin. Bir kenara not edin. Bunların takip edildiğini ya da bunlara uyulup uyulmadığını siz kendi gözlerinizde görürsünüz. Yani bize küresel yalanlar söyleniyor. Ve biz küresel yalanlara inanıyoruz ne yazık ki. Niye inanıyoruz? Şundan dolayı, arkasını aramıyoruz. Kamuya yapılan açıklamaların arkasını aramıyoruz. Kamuya yapılan açıklamaların arkasını arayın, yalanları görürsünüz. Aynı kişinin bir öyle bir böyle konuştuğunu görürsünüz. Lütfen bunu yapın. Ha, bir algı faaliyetleri de bu şekilde yürütülüyor zaten. Neyse, konumuza geri dönecek olursak, ıslahat hareketleri olarak karşılığını bulmuştu Osmanlı döneminde bu modernleşme algısı.
Islahatla ne olacak? Az önce söylediğimiz gibi devlet yeniden eski gücüne kavuşacak idi. Söylenen buydu. Şuradan başlayalım. Daha eskiye götürülebiliriz diyoruz ya. 1718 Lale Devri yenilikleriyle şu ifade kullanılarak ıslahat çalışmaları daha da derinleştirildi. Vardı derinleştirildi. İfade ne? Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacağız. Nasıl? Batıdan mülhem yeniliklerle. 1718 yılında Lale Devri ile Batıdan mülhem yeniliklerle muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacağız denildi. Arkadaşlar 1718 Lale Devri ile başladı. İfade ne? Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacağız. 2019 Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıktık diyen var mı? Biz muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıktık mı? Bunu kimse söyleyebilir mi? Peki niye sorgulamıyoruz? Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmadık. Kesinlikle eskiden olduğumuz yerde değiliz. Çok daha iyi durumlardayız. Ama bunun son 15 yılda yapılan, 10-15 yılda yapılan faaliyetlerle alakası var. Rahmetli Özal döneminde, rahmetli Erbakan döneminde yapılan çalışmalarla bir alakası var. Onları çıkartırsanız başladığımız yerdeyiz. Örneklerini söyleyeceğim. Ama bunları dahil etsek bile, 10-15 yıllık faaliyetleri dahil etsek bile, biz muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıktık mı? Bu soruyu kaçıncı kez soruyorum? Lütfen sorun siz de bu soruyu muhataplarınıza. Şimdi bize ne diyorlar bunu söyleyince? Ya ulema buna karşı çıktı. Biz muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacaktık. Ulema buna karşı çıktı. Ve biz de hemen bunu feda etmeye hazırız. Ulemayı feda etmeye hazırız. Ya doğru, ulema karşı çıkar. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyor konuşanlar. Muhataplar da bilmiyor. Bilmiyorum ama ulema karşı çıkar. Bu doğru. O zaman ulema karşı çıkmıştır. Bilgisi var mı? Yok. Ulema karşı çıkmadı arkadaşlar. Ulema karşı çıktı diyen kişiye siz şunu sorun. Lütfen örnek söyleyin deyin. Hangi ulema neye karşı çıktı deyin. Lütfen bu soruyu sorun. Size kimse köprü satmasın. Sizi kimse kandırmasın. Ben dahil. Ulema yeniliklere karşı çıktı diyenlere sorun. Ulema hangi yeniliğe karşı çıktı? Hangi yeniliğe, hangi ulema karşı çıktı? Yalanlar yalan üstüne geliyor. Efendim? Şimdi ulemanın karşı çıktığı örnekler var. Bakın ben söyleyeceğim. Neye karşı çıktı? Lale devrinde lale soğanları uçsuz bucaksız adeta, öyle tanımlayacaksak biraz abartılı oluyor evet. Efendim ama çok astronomik rakamlarla, özellikle başlangıçta ağırlıklı olarak Hollanda'dan satın alınan lale soğanlarıyla efendim bahçeler süslemenin, lüksün, safahatın teknolojiyle ne alakası var? Şimdi bize ne deniyor? Batıdan mülhem yenilikler. Batıdan hangi yeniliği alacağız? İşte efendim teknolojik eksikliğimiz var. İyi tamam alalım. Affedersiniz. Batıdan yenilik alalım. Ne alacağız? Teknoloji. Lale soğanları teknoloji midir? Batıdan kumaş ithal etmek bir teknoloji midir? Ulema buna karşı çıktı. Ne yapıyorsunuz dedi. Bakın Lale Devri 1718-1730'da bitti. 12 yıl sürdü. Lale Devri'nde Patrona Halil isyanı patlak verdi. Patrona Halil isyanını patlatanlar İstanbul'u ellerine geçirdiler. Padişahı değiştirdiler. Efendim, bu kadar güçlüydüler. Ama matbaaya dokunmadılar. Lale soğanlarını, lale soğanlarıyla süslü bahçeleri tahrip ettiler. Efendim, lüks ve safahat yerlerini tahrip ettiler. Ama matbaaya dokunmadılar. Bu bir ölçüdür. Ama biz ulemayı feda etmeye hazırız. Müslümanı feda etmeye hazırız. Evet, Müslüman yapar. Yapmıştır. Bizim de içimizde böyle bir şey var. Hayır. Müslüman suçlu değildir. Evet, suçlu olan Müslümanlar vardır. Müslümanlar vardır. Ama Müslümanların tamamı suçlu değildir. Bakın, Lale Devri'ne örnek verdik. Nizam-ı Cedid Devri'ne örnek verelim. Nizam-ı Cedid Devri'nde bir sürü yenilik yapıldı. Ne yapıldı? Mesela Mühendislik Fakültesi, Kara Mühendishanesi ismi bunun. Mühendishane İberri İbni Mayun. Bu kuruldu. Kara Mühendishanesi. Yani Mühendislik Fakültesi kuruldu. Buna karşı çıkan oldu mu? Yok.
1773'te şey kurulmuştu. Deniz Mühendishanesi, yani Mühendishane-i Berri Hümayun kurulmuştu. Buna karşı çıkan oldu mu 1773'te, yani Nizami Cedid devrinden önce? Olmadı efendim. Kara Mühendishanesi olmadı. İTÜ'nün başlangıcı oradan gelir. 1773 efendim. Şimdi bazı siyasiler şunu söylüyor. Osmanlı'da teknoloji mi vardı diyor. Osmanlı'da bir tane silah mı vardı diyor. Osmanlı'da fabrika mı vardı diyor. Ya vicdansız. Ha, ne diyorlar bir de? Efendim Osmanlı'da sadece hadis, ayet, tefsir işte bunlar okutulurmuş. Yani şu nakli ilimler, nakli bize Allah'tan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklen gelen ilimler okutulurmuş. Akli ilimler okutulmazmış. Yani bu o kadar büyük bir yalan ki buna inanın aklına şaşırmak gerekir. Neden? Bakın 1389'da biz Kosova Savaşı'nda top kullanmışız. Top nasıl ateşlenir? Az çok tahmin edersiniz. Topu bir mevziye atacağınız zaman nasıl ateşlersiniz onu? Yani affedersiniz biraz argo olacak belki ama biraz sağa at, biraz sola, biraz da ileri at. Böyle mi atılır top? Bir hedefi tutturmak için kaç top atmak gerekir? Koordinat hesapları olmadan top nasıl atılır? Koordinat hesapları matematiksiz ölçülür mü? 1389'da kullanmışız. Ama biz Müslümanlar, Osmanlı ya da Müslümanlar eleştirilmeye başlandı mı teslim etmeye hazırız yani. Mühendislik Fakültesi 1773'te kurulmuş. Burada hadis ayet mi okutuluyor? Evet, ahlaklı yetişsinler diye belki hadis ayet okutulur. Mühendise hadis ayet mi öğretilir? İsmi Mühendishane-i Berri-i Hümayun olur mu? İsmi Mühendishane-i Bahri-i Hümayun olur mu? Hadi bizimkiler hadis ayet okuyor. Batıdan gelen hocalar, batıdan getirilen hocalar, onlar da mı hadis ayet okutuyor? Bu kadar büyük iftira olur mu? Onlar yaparlar. Ama bizim cahil Müslümanlar da teslim etmeye hazırdır. Ya biraz okumak lazım ya. Okumak lazım biraz. Neyse. Nizami Cedid döneminde Mühendishane-i Berri-i Hümayun kuruldu. Mühendishane-i Bahri-i Hümayun yani deniz mühendishanesi restore edildi, yenilendi falan. Karşı çıkan oldu mu ulemadan? Yok. Matematik okulu, halka açık matematik okulu kuruldu. Karşı çıkan oldu mu Sütlüce'de? Yok. Şimdi tercüme okulu kuruldu. Buna karşı çıkılırdı mesela. Nasıl? Ya burada gavurca öğretilecek diye karşı çıkılırdı. Karşı çıkan oldu mu? Ona da karşı çıkan olmadı. Efendim. Başka Madrid'e, efendim Paris'e, Londra'ya, Viyana'ya sürekli büyükelçiler gönderildi. Eskiden olağanüstü büyükelçiler, yani büyükelçi gider görevini yapar geri gelirdi. Şimdi öyle değil, olağanüstü, yani olağan fakat orada yerleşik, sürekli büyükelçilik deniyor buna. Gavur memleketlerine efendim Osmanlı murahhaslarını gönderecek. Buna karşı çıkardı mesela ulema. Ne işin var senin gavur memleketlerinde diyerek. Niye bunu söylüyorum? Bu söylemler ulema kullanıyor deniyordu. O yüzden. Karşı çıkan oldu mu? Olmadı. Gavurca eğitimine karşı çıkan olmadı. Efendim Yeniçeri askeri eğitime karşıydı. Hayır. Nizami Cedid askeri kuruldu. Nizami Cedid askerine eğitim verildi. Buna da karşı çıkan olmadı. Hatta Nizami Cedid askeri Napolyon'a karşı Akya önlerinde savaş verdi ve bu savaşı kazandı. Karşı çıkan oldu mu? Olmadı. Fakat neye karşı çıktılar biliyor musunuz arkadaşlar? Şuna affedersiniz. Nizami Cedid askerine aşağılamak için söylemiyorum. Kaynakta aynen böyle geçiyor. Fransız üniforması örneğinde kırmızı don giydirildi. Olay bu. Niyazi Berkes'i açarsanız görürsünüz. Kıyafet sebebiyle Kabakçı Mustafa isyanı patlak verdi der. Kırmızı don demez. Kırmızı donu ben başka bir kaynakta okudum. İsterseniz kırmızı don kısmına inanmayın. Ama Fransız askeri üniforması giydirilmeye çalışıldı. Bu mudur teknoloji transferi yani? Teknoloji transferi bu mudur? Efendim? Ama Nizami Cedid döneminde yapılan bu yeniliklerin hiçbirine de karşı çıkılmadı. Arkadaşlar, modernleşme adı altında bize Batı'nın hayat tarzı dayatırılıyor. Mesele bu. O zaman şu soruya cevap alalım. Hocam acaba öyle mi?
İyi, o zaman soruyorum. 1718, 2019, 301 sene geçmiş. Biz niye modernleşemedik Batılılar gibi? Ben bu soruya katılmıyorum. Birazdan açacağım bunu. Ama muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıktık diyemiyoruz ya. O soruyu soruyorum ben. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıktık mı? Sanırım beni dinleyenlerden hiçbiri çıktık diyemez. Peki 301 senedir ne menen bir yerdir ki biz bunun üzerine çıkamadık? Ha, ulema karşı çıktı. Ulema karşı çıkmadı. Az önce örnek verdik. Hatta şunu söyleyeyim. 1826'da ulemanın karşı çıkmasına sebebiyet verecek, ulemanın güç aldığı, ulemanın kuvvet aldığı Yeniçeri askeri de ortadan kaldırıldı. Yani ulema, pir-i fani, yaşlı, mübarek zatlar. Yaşlı insan neye karşı çıkar? Yani konuşur, asker ondan güç alır, müdahale eder, öyle karşı çıkar. Ondan güç alacak asker de yok artık, Yeniçeri yok. 1826, 2023, 2026 diye düşünün, 6 yıl kaldı. Efendim, 7 yıl. 200 yıldır Yeniçeri de yok. Yani birisi modernleşme adı altında bir şey yapsa, onun elini tutacak bir gram kuvvete sahip insan kalmadı. Siz hangi fabrikayı, hangi teknolojiyi transfer ettiniz de size kim karşı çıktı? Şapka getirdiniz, milletin başına koydunuz mu? Koydunuz. Ölçü tartıları değiştirdiniz mi? Değiştirdiniz. Benim soyadıma kadar değiştirdiniz mi? Soyadıma kadar. Todor Živkov İsim değiştirme zulmü yaptı deniyor. Zulümdür, doğru. Yani Cumhuriyet Halk Partisi benim soyadımı değiştirdi ya. Sen uzaya çıkıyorsan çık. Benim soyadımdan ne istiyorsun? Peki değiştirdin, çıktın mı? Yani neye teşebbüs ettiler de bunu yapamadılar? Camiler kapatıldı mı? Kapatıldı. Bu milletin din adına, İslam adına isyan edeceği en önemli, isyan etsinler diye tabii ki söylemiyorum. En önemli kutsalı. Camiler kapatıldı mı? Önemli bir kısmı. Satıldı mı? Satıldı. İnternetten bu cümleyle yazın, tarayın. Meclis zabıtları internete yüklenmiş durumda görürsünüz. Yok canım, camiler kapatılmadı diyenler için söylüyorum. Yazın internete, tarayın, görürsünüz. Camilere kadar kapatıldı mı? Depolara çevrildi mi? Cumhuriyet Halk Partisi bürolarına çevrildi mi? Çevrildi. Millet size itiraz edebildi mi? Edemedi. Edenler idam edildi mi? Edildi. Peki size kim karşı çıktı? Size kim karşı çıktı? Bunu söyleyenlere sorun. Siz ne yaptınız da size karşı çıkıldı? Neyinizde karşı çıkıldı? Neyiniz engellendi? Yok arkadaşlar. Tabii bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni aşan da bir yapı aynı zamanda. Nasıl? Ne yazık ki bütün dünyanın yönlendirilmesi gibi biz de yönlendirildik arkadaşlar. Bütün dünya diyorum, biz ve Müslümanlar da yönlendirildi. İşin tehlikeli tarafı bu işte. Modernleşme kelimesi Müslümanların ağzından düşmüyor. Modernleşme arkadaşlar, bildiğiniz üstü kapalı geleneklerimizin kökten değiştirilmesidir. Kökten değiştirilmesidir. Şimdi biz muasır medeniyet seviyesine çıkamadık ama suçlu ulemaydı diyenlere sorun dedik ya. Şimdi kendi kendimize soralım. Biz hayatımızın her alanını değiştirdik. Peki kalitemize ne kattık? Kıyafetlerimizin dışında neyi değiştirdik? Namazları bırakmanın, namazları ihmal etmenin, dini vecibeleri ihmal etmenin dışında neyi değiştirdik? Neye ulaştık? Hangi teknolojiye ulaştık? Evet, kendi gayretleriyle bir takım teknolojik faaliyetlere ulaşanlar var. Tebrik ederim. Maşallah. Allah yardımcıları olsun. Ama ben kitlesel bazda diyorum bunları. Arkadaşlar, uyutuluyoruz. Batı'ya biz 1826'da Japonya'yla ve Mısır'la birlikte öğrenci göndermeye başladık. Mısır'dakiler, Mısır'dan gidenler ve Japonya'dan gidenler başarılı oldu. Biz olamadık. Mısır'dakiler bile başarılı oldu. Osmanlı birçok modernleşme örneğini kendi vilayeti olan Mısır'dan aldı. Mısır'daki örnekleri işte efendim, hatta Mısır'dan hocalar getirtti.
Ya Osmanlı adama sormazlar mı? Vilayetin bunu başarıyor, sen başaramıyorsun. Çünkü onların başında Mehmet Ali Paşa gibi dirayetli birisi vardı. Mehmet Ali Paşa'nın gönderdiği talebeler başarılı olmadan geri dönecek. Var mı öyle bir şey? Adamın canını alır Mehmet Ali Paşa. Bizde Tanzimatçılar var. Başardın, başaramadın sorun değil. Bizim gönderdiğimiz teknolojik eleman olsun diye, teknik eleman olsun diye gönderdiğimiz kişiler karşımıza edebiyatçı, şair olarak çıktılar. Yani edebiyatı, şiiri asla hafife almıyorum. Tabii ki onlar bir zenginliktir ama bizim batıdan gelecek edebiyata, şiire ihtiyacımız yok ki. Bizim edebi ve şiirsel yönümüz yeteri kadar güçlü zaten. Edebiyatçı şair oldular. Mesela örnek vereyim. Jön Türklerden Abdullah Cevdet diye biri var. Necip Fazıl ona Aduvullah, Allah düşmanı Cevdet der. Aduvullah Cevdet. Ben bunu Jön Türk olarak biliyorum. Muhalif olarak tanıyorum. Ama adamın asıl mesleği göz doktoru. Sen madem Osmanlı'yı teknolojiyi transfer edememekte suçluyorsun. Sen bunlardan birisisin. Transfer etmedin. Devlet seni yurt dışına gönderdi. Peki sen niye iyi bir göz doktoru olamadın? Ahmet Rıza İttihatçıların, Jön Türklerin reisidir, lideridir. Ahmet Rıza'yı biz İttihatçı olarak biliyoruz. Pozitivist olarak biliyoruz. Ama Ahmet Rıza aslında bir ziraat mühendisi. Sen niye dünya çapında ziraat mühendisi olamadın? Osmanlı'yı suçluyorsun ya, başarılı olamadı, teknoloji transfer edemedi falan falan. Teknolojiyi transfer edemediyse suçlu sensin. Senin gibileri gönderdi, sen başarılı ol, geri gel. Efendim teknolojiyi Osmanlı'ya öğret diye senin gibileri gönderdi. Senin gibiler de gittiler edebiyat, şiir öğrendiler. Siyasi muhalif oldular, Osmanlı'yı yıkmaya çalıştılar. Efendim. Ve bizim Müslüman aydınlarımız da bunu yapıyor. Bakın mesele şu. Teknoloji diye bize Batı'ya gönderiyorlar. Şöyle yapıyorlar. Teknolojiyi gösterip arkasından tak hayat tarzını getirip dayatıyorlar. Mesele bu. Bunu nereden anlarız? Ne kadar, hangi birim teknolojiyi transfer ettik? Buraya bakarız. Bunun ölçüsü ne? Dünya çapında bir tane Türk markası var mı? Türk teknoloji markası dünya çapında. Buradan anlarız. Teknolojiyi transfer edip etmediğimizi buradan anlarız. Efendim. Sorun bakalım var mı? Başka? Teknolojiyi gösterip hayat tarzını getiriyorlar dedik ya. Dönün bakın bakalım. Batı'nın hayat tarzını ne kadarını aldık? Bosna Hersek Cumhurbaşkanı rahmetli Ali Yahya Izzetbegovic'in bir sözü var. Şunu söylüyor. Savaş ölünce değil, düşmana benzeyince kaybedilir. Şimdi teknolojiyi nasıl transfer edip etmediğimizi konuştuk. Yani transfer edip etmeyeceğimizi, nasıl ölçeceğimizi konuştuk. Dünya çapında bir tane Türk teknoloji markası var mı, yok mu? Buradan anlarız. Efendim. Hayat tarzını transfer edip etmediğimizi nereden anlayacağız? Ali Ezzet Begoviç'in söylediği gibi. Düşmana ne kadar benzedik, ne kadar benzemedik buradan anlarız. Nasıl ölçeriz? Dedelerimize bakalım. Dedelerimizin dedelerimize, ninelerimize, onların ninelerine bakalım. Konuştuklarımız, yediğimiz, içtiklerimiz, giydiklerimiz, kıyafetlerimiz. Herkes kendi kıyafetini gözden geçirsin. Başta ben. Kime benziyoruz? İkinci Mahmut, bu günahın altından kalkamayacaktır. Şu an giydiğimiz setre pantolonu getiren odur. Bize düdük gibi pantolon getiren odur. Ama ne oldu? Yani modernleşmeyi kıyafet gibi anladı. Suç onun değil tabii ki. Kısmen de suçlu inandığı için Mustafa Reşit Paşa denilen hain suçludur. Onlar modernleşme adı altında bize kıyafet getirdi. Ama Mehmet Ali Paşa modernleşme adı altında muazzam çalışmalar yaptı. Semeresini de aldı. Bir vilayet, Mısır vilayeti Osmanlı ordularını 3 kez yendi. 3 kez. Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa, Osmanlı ordularını yenen komutan şunu söylüyor. Baba Ali, yani Osmanlı, modernizasyonu yanlış algılamaktadır diyor, sivilizasyonu. Şunu söylüyor. Bir kıyafet eğik insanı dimdik ayakta tutmaz.
Muhteşem bir ifade. Kıyafet insanı, eğik insanı dimdik ayakta tutmaz. Osmanlı kıyafetlerle uğraştı. Japonya teknolojiyle uğraştı. Mehmet Ali Paşa teknolojiyle uğraştı. Bizim meşguliyetlerimize bakın. Batı müziği dinliyoruz. Efendim, Batı'nın yediği içtiği gibi bilmem ne kinkler, bilmem ne sıvı içecekler, bilmem ne dumanlı içecekler. Bakın kendi halinize. Kimse günahını, hatasını hafif görmesin. Sen görüyorsun, o da görüyor. Ve bu devam eder gider. Hemen şimdi bırakacaksınız. Modernleşmeden bahsedemezsiniz. Sen kendin hayatına bunu uygulayamıyorsan bahsedemezsin. Dürüst olman gerekir. Sen yapamıyorsan başkasına tavsiye etme. Efendim, kendi hayatımızda da böyle. Arkadaşlar, bir yalanı sürdürüyoruz. Bizim eksikliğimiz teknolojide, felsefede, psikolojide, iktisatta bizim eksikliğimiz yok. 624 yıl, 24 milyon kilometre kare. Bakın, 624 yıl, 24 milyon kilometre kare denizlerle çevrili uçsuz bucaksız toprakları yönettik. Burada uluslararası ticaret, uluslararası siyaset, uluslararası diplomasi, yüzlerce değişik inanış, yüzlerce değişik millet, aha burada sosyoloji, değişik insanlar, işte burada psikoloji, bizde bunlar fazlasıyla var. Biz kimi kime, yani kime, kimden bir örnek alacağız? Batı'dan mı? Hayatında bu konuda başarılı olamamış, arkasında milyonlarca ölü bırakan mezhep savaşları, 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları, bunlar Batı'nın arkasında yani milyonlarca ölü bıraktığı savaşlardır. 1830 ve 48 işçi ihtilalleri yine milyonlarca ölü bırakmıştır. Biz bunlardan sosyoloji, psikoloji öğreneceğiz, öyle mi? Kendi toplumlarını yönetemiyor. Aydınlarının önemli bir kısmı, yarıdan fazlası intihar ediyor. Biz bunlardan psikoloji öğreneceğiz. Yine yarıdan fazlası aşağı yukarı tımarhanelik, akıl hastanesinden çıkamıyor. Max Weber başta. 8 sene akıl hastanesinden çıkamadı bu adam. Yanımızda bir tane çocuk. Ben hafızım. Hatta hadis hafızıyım dese aşağılarız. Değil mi? Yani aşağılarız derken şu ifadeyle. Aa öyle mi? Keşke bir okula gitseydin filan deriz. Yanımızda Spinoza'yı döktürse, Durkheim'i döktürse, Nietzsche'yi anlatsa, Kant'ı anlatsa, elinizi vicdanınıza koyun. Hayran kalır mıyız, kalmaz mıyız? Bu nasıl bir şeydir? Bizim eksikliğimiz bu eksik. Ya intihar eden, bunlar intihar etmiş. Bunlar akıl hastanelerinden çıkamamış. Özür diliyorum, cinsi sapık. Önemli bir kısmı, aşağılamak için söylemiyorum, öyle. Bir insan, affedersiniz, çok özür dilerim, karısıyla ve bahçıvanla birlikte üçlü bir cinsel ilişkiye girer mi? Bir aydın, ismini söylemeye utanıyorum, batılı bir aydın. Hayvanla cinsel ilişkiye giren batılı aydın. Okuduklarınızdan bir kısmı bunlar. Bizim nasıl bir eksikliğimiz var da bunlardan okuyoruz? Ya biz bunlardan alacağımız psikoloji ihtiyacımız var mı? Kendi psikolojileri bozuk. Bakın, bir insan... Ne bileyim yani, Allah korusun, kap yetmezliği sebebiyle ölebilir. Yani üzülürüz. Gayrimüslim de olsa, insandır çünkü. Efendim, yaşamasını isteriz yani, gayrimüslim de olsa. Efendim, insandır. Bizim aldığımız dini terbiye sebebi. Kalp yetmezliği, ne bileyim kan kaybı ya da ne bileyim solunum yetmezliği filan sebeplerle ölse bu anlaşılır. Ama intihar sebebiyle ölürse bu anlaşılmaz işte. Hele bir de aydınsa bu. Nietzsche intihar etmiştir. Gilles Deleuze intihar etmiştir. Stefan Zweig intihar etmiştir. Auguste Comte intihar etmiştir. Bir tane İngiliz asker kurtardı. Daha sonra zaten istasyonda bir bankın üzerinde ölü bulundu. Sefil bir halde. Bunları okuyoruz. Bunları okutuyorlar size. Şimdi bunları okuyarak bir tane çip üretebilir miyiz? Bir tane çip. Bir tane kol saati üretebilir miyiz? Bir tane cep telefonu üretebilir miyiz? Nietzsche'yi okuyarak. Ya işte oradan bir anlayış alırsınız da yuvarlak yuvarlak ifadeler. Anlat lan. Ben Nietzsche'yi okuyarak cep telefonu üretmeyi nasıl ulaşacağım? Bir anlat bakayım.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi neye yetmiyor? İki günü birbirine eşit olan ziyandadır. Neye yetmiyor? İlle bir ruh alacaksan. Ne yazık ki buna bizim Müslümanlar da inanmış durumda. Geçenlerde efendim bir tanesi Alfred Weber'in Felsefe Tarihi kitabını örnek olarak gösteriyor. Değerli arkadaşlar, bu işte efendim muhafazakar, dindar bilinen bir kişi. İsmini söylemiyorum müsaadenizle. Twitter'da 100 bini geçkin takipçisi var. 100 bini geçkin kişiyi zehirliyor. Anamızın karnında bizi ezdiler. Ne dediler? Batı güçlü, sen zayıfsın. Batı güçlü, sen zayıfsın. Daha ana karnında öğrendik. İlkokulda bu tekrar edildi. Ortaokulda bu tekrar edildi. Üniversitede bu tekrar edildi. Batı güçlü, sen zayıfsın denile denile teknoloji üretiyor hale geliyor muyuz? Ben bir tane öğretim üyesi arkadaşıma söyledim. Efendim, 1718'de Lale Devri ile birlikte başladık. İfade ne? Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacağız. Hedef bu. Hangi ifadeyle? Batıdan mülhem yenilikler. İfade bu. Hangi yıldayız? 2019. Kaç? 301 sene geçti. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıktık mı? Çıkmadık. Öğretim üyesi arkadaş bana dedi ki, hocam şimdi şöyle, biz çalışıyoruz ama Batı da çalışıyor. 50-60 yıl bizden ileride. Saydınız mı dedim? Ya sayı falan. Saymadan nasıl rakam söylüyorsunuz? Ya bizi bunlar uyuşturuyor. Saydınız mı lütfen söyleyin dedim. Sallıyor. Niye sallıyor diyorum. Saymamış. 50-60 yıl. Ha bu az söylemiş. 100-200 diyen de var. Yazık. Üniversiteler işler acısı. Üniversite hoca bunlar. Talebeleri de farklı değil. Doçentleri de farklı değil. Tabii ki hepsini söylemiyorum. Efendim. Ya ecdat için şöyle şeyler söylenirdi. Ecdat bu sultan camileri var ya, Selahattin camileri. 7-8 senede ecdat bunları yapar. Efendim. Biz 30 senede tamiratını yapamayız. Doğru. Doğru. Şimdi bakın. Bu cep telefonu. Tamirciye götürdünüz. Sordunuz, yapabilir misin? Yaparım, dedi tamirci. Ne zaman yaparsınız? Ne zaman alayım ben telefonu? Tamirci bize dedi ki, 67 yıl sonra gel. Adama demez miyiz dalga mı geçiyorsun diye? Elinizi vicdanınıza koyun, demez miyiz böyle bir şey? 301 sene süren bir modernleşme olabilir mi? 301 sene! Affedersiniz, aptal mıyız, saf mıyız? Batı'da yapıldı bardak. Biz de aynısını yapacağız. 2, 3, 4, 5 hatayla yaparız. Niye yapamıyoruz? Ya birisi bizi feci oynatıyor. Feci otlatıyor birisi bizi. Birileri. Onlar tabii ki. Biz de ikna alıyoruz. Öğretim üyelerimiz bile toto oynuyor. 50-60 yıl gerideyiz diyor. Bak SİHA yapıyormuşuz. SİHA yapıyor muyuz? Baştan sona yerli. Onların muadili neydi? Heronlardı. Biz SİHA yapıyor muyuz? Silahlı, insansız, hava aracı yapıyoruz. Demek ki oluyormuş. Arkadaşlar, gözlerinizi bir açın, ağzınızı değil. Açın gözlerinizi. Bizi feci otlatıyorlar. Ama şöyle haklıyız ve haksızız. Ana karnından beri kafamıza vuruyorlar Batı güçlü diye. Gözümüzü açıyoruz, doğru Batı'ya koşuyoruz. Gözünü açan Batı'ya koşuyor. Ya kanseri oradan aldın. Kanseri oradan aldın, iyileşmek için bir daha oraya gidiyorsun. Şu cep telefonu örneğini bir daha vereyim. Gittin cep telefoncuya, telefonu verdin, tamir etti güya, efendim sana verdi, güle güle kullan dedi. Bir gün iki gün kullandın, bozuldu. Bir daha götürdün, efendim. Ha şurası eksikmiş dedi, tamir etti, bir daha verdi. Bir daha kullanmaya çalıştın, yine bozuldu. Böyle 10 kere oldu düşünün. 100 kere oldu düşünün. 301 senedir böyle oluyor. Gidiyoruz Batı'dan alıyoruz, olmuyor. Gidiyoruz oradan alıyoruz, olmuyor. Nereden aldık başka? İran'dan mı aldık? Suudi Arabistan'dan mı aldık? Malezya'dan mı aldık? Nereden aldık? Batı'dan aldık. Bütün öğrencileri Batı'ya gönderdik. Avusturya'da okudu, Almanya'da okudu, İngiltere'de okudu, Amerika'da okudu diye gelmedi mi bu talebeler? Hani sonuç? 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 Kanseri aldığımız yere gidiyoruz. İktidarlar değişiyor.
Eğitimde büyük bir reform yapacağız. Batı'ya göndereceğiz. Eyvah. Eyvah. O değişiyor. Eğitimde büyük bir reform yapacağız. Batı'ya göndereceğiz. Yine eyvah. 301 senedir böyle oluyor. Bunu küresel bir akıl bize yaptırtıyor. Tek tek herkes de buna uymuş durumda. Okuduğunuz kitaplara bakın. Meşgul olduğunuz şeylere bakın. Bakın arkadaşlar. Geleneksel kültürünüzü içselleştirmeden bütün yönüyle, geleneksel kültürünüze sahip olmadan bütün yönüyle sakın batılı bir satır eser okumayın. Kendi kendinize algı yaptırtıyorsunuz. Sakın batılı eserleri okumayın. Önce kendi kültürünüzü. Ondan sonra okuyun tabii ki. Biz gözümüzü açıyoruz. Utanmadan Alfred Weber'e örnek gösteriyor. Alfred Weber, Max Weber'le birlikte bunlar kapitalizmin peygamberi olarak tanımlanır. Dünyaya kan kusturan sistemlerdir. Komünizm, kapitalizm, faşizm. Yahudi egemenliğini meşrulaştıran Max Weber'dir. Çünkü kapitalizmi meşrulaştırmıştır. Siyonizm en fazla kapitalizmle güçlenmiştir. Kapitalizmin peygamberi diye tanımlanan Max Weber, Alfred Weber bizim Türkiye'deki muhafazakarlar tarafından tavsiye ediliyor. Nietzsche'nin hayatı okunmuyor ya. Peygamberimizin hayatını okumuyorsun ya. Şimdi niye biliyor musunuz tehlikeli? Şundan dolayı tehlikeli. Bunlar kitaplarında kalkıp şunu yazmazlar. Ayetleri sakın dinlemeyin. Ayetler yalandır. Kur'an-ı Kerim diye bir kitap yok. Kur'an-ı Kerim'i parçalayın. Paçavradır o haşa sümme haşa. Fırlatın atın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için o bir çöl bedevisidir. Zaten okuma yazması yoktu. Cahilin tekidir. Çöl kanunu. Bunu demiyor bunlar. Demezler. Aptal değiller bizim gibi. Düzgün cümleler kullanıyorlar. Tehlikeli. Sizin güya adalet anlayışınıza hitap ediyorlar. Sizi o cümleleriyle ayartıyorlar. Doğrusunu bilmeden İlk söylenen makul ve mantıklı şeye inanırsınız. Okumayın, zehirdir. Ya 24 saatimiz var topu topu. Talebelik ya da başka bir iş, uyku. Kaç saat geriye kalıyor? Batılı eser okuduğunuzda kendi geleneksel kültürünüzü nasıl okuyacaksınız? Kastettiğim şey sosyolojik, psikolojik, felsefi kitaplar. Mesleğinizi yapmak için batılı eserse tabii ki okuyacaksınız. Mesleğinizi yapmak için eser batılı eserse tabii ki okuyacaksınız. Meslek derken teknoloji ve fenden bahsediyorum. Felsefede, psikolojide, sosyolojide kesinlikle ve kesinlikle önce geleneksel kitaplar. Bugün Weber'i, Durkheim'i, Hegel'i, sosyoloji bölümlerini, psikoloji bölümlerini, Freud'u, sapık Freud'u başucu kitaplarıdır. Kur'an-ı Kerim'den önce bunlar okutulur. Ve sapık tipler yetişir. Psikopat tipler yetişir. Auguste Comte pozitivizmin peygamber olarak ilan etmişti kendisini. Pozitivizm dininin böyle bir din ilan etti. Sonra sevgilisini de Tanrı yaptı biliyor musunuz? Türkiye'de de bu adamı adam yerine koyup Auguste Comte'u onun yani fikirlerini, necaset fikirlerini Türkiye'ye taşıdılar. Efendim, taşıyan kişi kim? Beşir Fuat. O da intihar etti. Ya bu anlaşılır bir şey değil. Ya görüyorsunuz sistem sorun üretiyor. Cep telefonunu tamir edemiyor adam. Yine aynı yere götürür müsünüz? Yine aynı yere, yine aynı yere. Bir şey uyguluyorsunuz. Uyguladığınız şey sonuç vermiyor. Olmadı. Tamam. Ne yapacağız? Dur şimdi daha doğrusunu yapacağız. Batıya gidiyoruz. Ya bizi kötüleştiren oydu. Modernleşme denilen olguda yani üzerinde durduğumuz nokta şu. Teknoloji, fen öğreneceğiz, batıdan transfer edeceğiz denilerek önce bu gösteriliyor. Aradan hokus pokus yapılarak şey çıkartılıyor. Hayat tarzı. Felsefe mesela. Felsefe bütün kötülüklerin anasıdır. Felsefeyi İslam kültürünü içselleştirmeden bir satır felsefe okumayın.
Felsefe Siyonistlerin ürünü bir şeydir. Ha, buna inanmazsınız muhtemelen. İnanmayın, ne yapayım? Hristiyanlıktan ilk büyük parçayı kopartan Aziz Paulus filozoftur. Hristiyanlıktan Ortodoksluğu kopartan iki kişi filozoftu bunlar. Felsefeciydi. Ortodoksluğu kopartan. Yine Protestanlığı kopartan Martin Luther felsefe profesörüydü. Bugün İslam'ın en önemli kaynağı, iki kaynağı. Niye önemli iki kaynağı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde söylediği için iki kaynağı diyorum. Kur'an ve hadis. İki kaynağını hafife alan, misyoner diye tanımladığım ilahiyatçılar kim? İlahiyat fakültelerinde çok düzgün hocalar var. Onları tenzih edeyim bir kez. Ararım, fetva isterim sıkıştığım yerlerde. Allah onlardan razı olsun. Bu misyoner ilahiyatçılar için onlar bir sigortadır. Onları tenzih ediyorum. Ama misyoner ilahiyatçıların önemli bir kısmı hadisi hafife almıyor mu? Niye? Felsefe okudular çünkü. Başka? Ayeti hafife almıyorlar mı? Hocam ayeti hafife alan biz duymadık. Ben söyleyeyim. Burada ismini söylemeyeyim. Karadeniz'deki üniversitelerden birinde bir hoca. Ayeti komple böyle bir ayet yok diyecek hali yok. Efendim. Ne diyor biliyor musunuz? Ben bunu Twitter hesabımda paylaştım. Biraz aşağılarda. Videosu var. Ağzıyla söylüyor. Ayet yanlıştır, doğru değildir diyecek hali yok. Nasıl saptırıyor ayeti? Bunun manası bu değil diyor. Bakın. Bu ne? Bardak. Ben kalkıp şöyle bir şey desem. İnanır mısınız? Bardak yani bu kral manasına gelir desem. İnanır mısınız? Hocam olur mu öyle şey filan? Bardak yani. Ama öyle şimdi söyleyeceğim. Twitter hesabında görürsün. Videosunu. Ayetleri nasıl tartışmaya açıyorlar şimdi? Bu manaya gelmez diyor. Örnek söyleyeyim. Meryem suresi 29 ve 30. ayetlerde İsa aleyhisselam beşikte konuştu diye bir ayet var. Beyefendi, profesör hem de. Ne diyor biliyor musunuz? Bu ayet diyor. Daha dünkü çocuk ağzı süt kokuyor manasına gelir diyor. Manayı değiştirdi mi şimdi? Kur'an-ı Kerim'de muhkem ayetler var, müteşabih ayetler var. Manasını ancak Allah'ın bilebileceği müteşabih ayetler, Allahu alem deriz, Allah iyisini bilir deriz. Müteşabih ayetler, manası çok açık olmayan ayetler. Ama manası açık ayetler var. Açık. Beşikte İsa aleyhisselam konuştu. Ne manaya geliyormuş bu? Ağzı süt kokuyor. Dünkü çocuk demekmiş. Twitter hesabı ben bunu paylaşınca yorumculardan bir tanesi profesör değil. Ondan daha güzel yorum yaptı. Ya diyor ben anlamıyorum diyor. İsa aleyhisselam beşikteyken konuştu demek. İsa aleyhisselam beşikte konuştu demektir. Ne demek yani ağzı süt kokuyor dünkü çocuk manası? Bunlar tesadüf değil. Başka örnek söyleyeyim. Bolu İlahiyat'tan bir tanesi söylemiş. Bir talebe bana söyledi. Neymiş efendim? Musa aleyhisselam Kızıldeniz'den İsrailoğullarıyla geçerken Kızıldeniz açılıyor ya. O açılma değilmiş. Medcezir'miş. Subhanallah. Tövbe estağfurullah. Bu ne manaya gelir biliyor musunuz? Allah-u Teala kendisi açtı ya onu. Ayette öyle söylüyor. Allah-u Teala haşa sümme haşa. Farkında değil. Cenab-ı Hak hala kendi açtı zannediyor. Bu ilahiyatçıya söyleyelim Allah'a da söylesin. Meccesi olduğunu söylesin. Allah hala kendi açtı zannediyor. Haşa sümme haşa. Böyle bir şey olabilir mi? Meccesir'de deniz açılır mı? Tam zamana mı denk geldi? Başka bir ilahiyatçı ne diyor biliyor musunuz? Fil suresinde ebabil kuşları taş atıyor ya. Taş değilmiş. Çiçek hastalığıymış. Subhanallah. Bir tane ilahiyatçı kalkıp ne diyor? Bunların hepsi felsefe okumuş ilahiyatçılar. Diyor ki, bunu da Twitter hesabımda paylaştım. Kur'an-ı Kerim'indeki politik dil diyor. Bak politik dil Allah'ın dili değildir. Peygamberin dilidir diyor. Şimdi bu doğruysa
Allah politik dil kullanmadı ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kullandı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem akka tokka yaptı, affedersiniz, argo oldu belki. Politik dil kullanmış. Başka ne diyor? Medine toplumunu, Mekke toplumunu daha iyi bildiği için diyor, Allah'tan aldığı ayetleri değiştirdi diyor. Cümleleri değiştirdi, kelimeleri değiştirdi diyor. Ha, Cenab-ı Hak bilmiyor yani Mekke Medine toplumunu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haşa üçkağıtçı. Allah'tan aldığı ayeti baktı, ya bu ayet bir şeye benzemiyor. Dur ben bunu daha güzel hale getireyim dedi, değiştirdi. Ya da bir şeye benzemiyor demiyor diyelim. Ya bu pek olmadı. Şöyle daha güzel olur diye Allah'ın ayeti değiştirdi. Lafzını. Diyanet bu konularda pek topa girmiyor. Şok oldum, şaşırdım. Allah razı olsun. Topa girdi ve dedi ki böyle bir şey olamaz dedi. Manen de, yani mana itibariyle de, lafız itibariyle de ayetlerin hiçbiri değişmemiştir diye açıklama yaptı. Bunu İstanbul'daki İlahiyat Fakültelerinden bir hoca söylüyor. Niye? Felsefenin getirdiği boyut bu işte. Geleneklerinize sıkı sıkıya bağlı kalın. Bakın bir örnek daha söyleyeyim. Müsaadenizle kendi branşımla ilgili bir örnek söyleyeyim. Affedersiniz. Osmanlı tarihinde o kadar iftiralar var ki. Neymiş efendim? Osman Gazi o çınar rüyasını görmemiş. Kur'an-ı Kerim'e hürmet meselesi yokmuş, öyle bir şey. Başka efendim Uluvatlı Hasan diye bir şey yokmuş. Başka gemilerin Fatih zamanında karadan yürütülmesi yokmuş. Yavuz Sultan Selim'in Sina çölünden mucizelerle karşılaşarak geçmesi yokmuş. Nasıl yıkılıyor Osmanlı tarihi içinizde, öyle mi? Şimdi birkaç tarihçi denilen bir zavallı çıkar bunlara yok derse, tartışmalı, kesin mi değil mi acaba kısmında kalan tarihi bir takım hadiseleri de siz herhalde bu da onlar gibi yoktur herhalde der, tarihin diğer kısmına da dikkat etmezsiniz, çekinmezsiniz. Ya yanlış yapıyor muyum, yapmıyorum acaba, çekinmezsiniz. Niye? Bir sürü önemli hadise yok diye tarihçiler anlattı mı? Anlattı. Siz oradan cesaret alırsınız. Şimdi kimileri hadisleri hafife alır, kimileri ayetleri hafife alır. E bizim gibi avam ne yapar bu sefer? Bir günah işleyeceği zaman, ya bu acaba biz abartıyor muyuz? Öyle midir? Herhalde mesela enflasyon 6 faiz faiz değil. Bu fetvayı verdiler. Efendim, içki masasında oturabilirsin, bir sorun yok. İçmezsin ama oturabilirsin. İç demelerine gerek yok. Oturdun mu biz sonra içeceksin zaten. Bizde banka çatısının reklamının altından bile geçilmez diye fetvalar vardı. Ya bunlar abartılı. Şimdi siz bunları duyunca İslam'ın diğer hükümlerini çiğnemekten korkmazsınız. Aşama aşama bir bakarsınız ki fazları bile çiğniyor olursunuz. Allah korusun. Şu müstehap, mendup, mübah, bu kelimeler var ya, bu kurumlar çok önemlidir. Bunları kaybederseniz sıra sünnetlere, farzlara gelir. Şöyle düşünün. Binanın boyası. Önemi var ya dersiniz. Boya olmadan da bina ayakta durur. Durur mu gerçekten? Durur. Sıvı olmadan durur mu? Altındaki, boyanın altındaki durur. Efendim. Ama ne olur biliyor musunuz? Boya olmazsa sıva aldığı nemle yavaş yavaş dökülür. Sıva döküldüğünde tuğlaların arasındaki harçlar dökülür. Bina gider. Boya binayı tutar. Yani müstehap, mübah, mendup, sünnet bunlar İslam binasını tutarlar. Şimdi kendi kendinize sorun arkadaşlar. Hayatınızda birbirinizle konuşurken en son şu caiz mi diye birbirinize kaç kez bu kelimeyi kullandınız? Hayatımızdan caiz mi kelimesi çıktı. Ne demek istiyorum? Allah'ın sınırlarını çiğniyor muyum, çiğnemiyor muyum korkusu çıktı gitti bizden. Bu savrulma hiçbir yerde durmaz artık. Bunu bizim başımıza getiren modernleşmedir. Hristiyanlığı bozanlar, Aziz Paulus'lar, Martin Luther'ler, Hristiyanlığı bozarken biz Hristiyanlığı bozalım diye yola koyulmadılar.
Böyle daha güzel olur diye yola koyuldular. Modernleşme de budur. Böylesi daha güzel. İslam'ı bugün bozanlar size nasıl ifadeler kullanıyor? Ya işte gençler İslam'dan korkuyor, gençler İslam'dan uzak duruyor, gençlere sevdirmek lazım, böyle keskin konuşmamak lazım. Hayır arkadaş. El haramü beyyunun vel halalü beyyunun. Haramlar ve helaller bellidir. Tabii ki düzgün söyleyeceğiz. Tabii ki ürkütmeyeceğiz. Tabii ki insan gibi muamele edeceğiz. Tabii ki. Ama ürkütmeyeceğiz diyerek Allah'ın sınırlarını çiğneme hakkı bize verilmemiştir. Esnetme hakkı bize verilmemiştir. Biz bunlarla İslam'ı ne yapıyoruz? Aşama aşama bozuyoruz. Hristiyanların bozduğu gibi. Onlar da Yahudiler insana Hristiyanlığa ısınsın diye esnetiyorlardı. Yahudilerin üzerine geldi ya Hristiyanlık. Efendim, Yahudileri Hristiyanlığa kazanalım, onları Hristiyan halkasına dahil edelim diye ne yapıyorlardı? İslam Hristiyanlığı sürekli esnetiyorlardı. Karşımıza tahrif edilmiş içinden birkaç tane birbirini şirkle suçlayan mezhepler çıktı. Birbiriyle savaşan arkalarında milyonlarca ölü bırakan mezhepler çıktı. Haçlılar sadece Müslümanlara Haçlı Savaşı yapmadılar. Hristiyan Haçlılar yine Hristiyan Haçlılara Haçlı Savaşları yaptılar. Bunlar tek bir dindi. Felsefeyle, fitneyle bunlar bozuldu. Felsefe bu kadar tehlikelidir. Felsefe adaletli değildir, adaletsizdir. Bakın, bunu şuradan anlayabilirsiniz. Bundan dolayı felsefeden uzak durun demek için söylüyorum. Bakın, sanatı anlatmak işin içine geldiğinde, şiiri anlatmak işin içine geldiğinde, estetiği anlatmak işin içine geldiğinde, renkleri anlatmak, efendim gökyüzünü, suyu, suyun duruluğunu, berraklığını, efendim yani metafizik şeyleri anlatmak gündeme geldiğinde felsefe şov üstüne şov yapar. Döktürür. Bir konuda sıradan bir insan diyelim, bu tabir doğru değil pek ama 10 cümle kullanılacaksa filozoflar 100 tane, 200 tane cümle kullanır. Bakarsınız, aa doğru bu açıdan da bakılır. Doğru şu açıdan da bakılabilir. Evet şu açıdan da değerlendirilebilirdi. Biz hiç düşünmedik denilir. Affedersiniz. Felsefe döktürür. Metafizik konularda. Ama iş Allah'ın varlığına geldiğinde, iş kıyamete, öbür dünyaya, ahirete geldiğinde özür diliyorum. Felsefe öküze bağlar. Felsefe birden dumura uğrar. Anlamayı verir. Beş duyu organı ve deneyle görmem, duymam, bilmem lazım der. İyi, sen estetiği anlatırken beş duyu organıyla bunu duyuyor muydun? Yok. Sen renk cümbüşündeki verdiği huzuru anlatırken bunu beş duyu organıyla duyuyor muydun? Şelaleden çıkan sesi, efendim, sesin sana, ses duyuluyor kulakla, tamam. Sana verdiği huzuru anlatabiliyor musun? Huzuru duyabiliyor musun mesela? Duyamıyorsun. Ama şov yapıyorsun, açıklıyorsun. Peki yine metafizik olan öbür dünya, ahiret, Allah'ın varlığı, bunda niye öküze bağlıyorsun, affedersiniz? Çünkü dürüst değil. Birden ne yapıyor? Felsefe bu sefer dalga geçiyor. Kendisi metafizik kavramlarla renkleri, doğayı, işte efendim sükuneti, dinginliği değişik değişik cümlelerle anlatan, metafizik cümlelerle anlatan felsefe, kendisi yine metafizik olan öbür dünyayı anlatmaya geldiğinde direkt işte bardak gibi, işte efendim telefon gibi, el gibi tamamen maddi organlarla anlatmaya başlıyor. Ben bunlarla göremiyorum, duyamıyorum. Dolayısıyla yoktur diyor. Ya sen az önceki felsefe sen değil misin? Metafizik şovlar yapan sen değil misin? Niye buradan aynısını yapmıyorsun? Çünkü düşman. Çünkü Siyonizm ürünü. İslam kültürünü öğrenmeden ne Farabi, ne İbn Sina, ne İbn Rüşd. İbn Sina'nın hekimlik yönüne söyleyecek hiçbir sözümüz yoktur.
Sakın onları dahi okumayın. Farabi, muallimi evvel kimi bilir? Aristo'yu. Kendisi de muallimi sani olarak tanımlanır. Halbuki muallimi evvel ayetle sabittir. Allah Adem'e kelimeyi öğretti. Muallimi evvel Allah'tır. Onu düşünememiş diyebilir misiniz? Filozof, ne dedim? İş uhrevi şeylere geldi mi felsefe öküze bağlıyor, affedersiniz. Muallimi evvel, ilk insan kim? Adem Aleyhisselam. İlk insana öğreten kim? Muallimi evvel. Allah-u Teala'dır. Farabi'ye göre Aristo. Bunun neresi İslam filozofu? Muallimi sani peygamberlerdir. Kendisini muallimi sani sayıyor. O da Aristo'ya atfen. Bir o, iki bu. Adamın peygamberi Aristo. Gazali okuyun. Dünyada 100 tane felsefe, filozof sıralanırken Gazali bunların arasında yoktur. Niye? Çünkü Gazali, subhanallah, maşallah, rahmetullahi aleyh, Allah şefaatinden aile eylesin, felsefeyi tehafütel felasifeyle çürütüp atmıştır. Bu felsefe, başta ilahiyatçılar olmak üzere, bizim toplumumuzu ifsad ediyor. Modernleşme algısındaki farklı değerlendirmeler buradan kaynaklanıyor. Felsefe batıyı bu hale getirdi. Şimdi bizi perişan eden de felsefedir. Efendim, kavramlara farklı anlamlar yükleten, hedefi saptıran, toplumda fitneler çıkartan, farklı farklı görüşleri derinleştiren, güçlendiren hepsi felsefenin fitne fikirlerinden beslenir. Şimdi bundan dolayı modernleşme meselesi ıslahat adı altında geriye doğru gider. Dediğimiz gibi 300 senedir bizim yerinde saymamızın sebebi de budur. Sürekli yumruk yiyorsunuz ama düşman bir türlü gözükmüyor. Böyle bir şey. Düşman belli, batı. Aslında batıyı da düşman dememek lazım şu şekilde. Batıyı da perişan eden şeytani akıldır. Bu ayrı bir konuşma konusu. Batıyı da perişan eden şeytani akıldır. Batıyı da bu hale getiren şeytani akıldır. Efendim, şeytani akıl hangisidir? Tahmin edersiniz. Arkadaşlar, ilaçları bozanlar, bitkileri bozanlar, yediğimiz içtiğimiz tavuklar mesela bozanlar, efendim, obeziteyi çıkartanlar, laboratuvar ortamlarında mikroplar üretenler, yani nesilleri, bitkileri, meyveleri, hayvanları bozanlar, bilimi bozmaz mı? Bilimi bozmaz mı? Bilim adamı diye sanılan bu kişilerin önemli bir kısmının Yahudi olması sürpriz mi? Şaşırtıcı mı? Tesadüf mü? Ayetlere sarılacağız. Ne diyor Cenab-ı Hak? Estağfirullah. La tettehidul yehude ve nesara evliya min dunikum. Yahudileri, Hristiyanları dost edinmeyin. Bu düşman edinin manasında değil tabii ki. Bizim bir şey alacağımız kişiler onlar değildir. Teknolojiyi alırız, sorun yok. Ne sosyoloji, ne psikoloji, ne iktisat, ne felsefe. Bizim 624 yıl, 24 milyon kilometre kare, yüzlerce değişik millet, onlarca değişik dil yöneten bir imparatorluk olarak biz bunu yüzlerce yıl fazlasıyla denedik. Fazlasıyla biliyoruz. Dünyanın en zengin coğrafyasını, en hareketli coğrafyasını, Akdeniz Havzası'nı yönettik. En zengin tecrübeler burada var, biz yönettik. Batı'nın intiharcı, intihar etmiş, aklını kaybetmiş kişilerden alacak psikolojik tavsiyeye ihtiyacımız mı var? Psikolojik tavsiyesi olsaydı kendisine yeterdi, intihar etmezdi. Mesela Platon'u söyleyeyim size, bize rehber olarak gösteriyorlar. Hani Platon'un aşkı, platonik aşk filan denir ya, aşk kirletilir onun adına. Plato'ya göre kadın kimsenin kadını olmamalıdır. Herkesin kadını olmalıdır bir kadın. Efendim,
20 ve 40 yaş arasındaki bir kadın hamile kalmamalıdır. Hamile kalırsa kesinlikle kürtaj yapmalıdır. O yavruyu öldürmelidir ana karnında. Biz bebek katillerini terör örgütleri bilirdik. Kürtaj da aynı şeydir. Ana karnında bebek katledir. Makas da ana karnında bebeğin parçaları tutulup kopartılır arkadaşlar. Kürtaj bu. Ayağını mı tuttu bebeğin? Canlı bebek. Kopartır çeker. Kafasını mı tuttu? Kopartır çeker. İnternette videosu var. Benim Twitter hesabımda videosu var. Açın bakın, anlatıyor adam. Ve küçük bir kaba bebek parçaları koyulur. Kürtaj bu. Lütfen bakın. Ama modern toplum bize öyle bir sunuyor ki feministler özellikle, kadın bedeninin hakkı. Böyle bir hak olamaz. Evlenmek bir taahhüttür. Çocuk yapacağım diye bir taahhüttür. Kendi başına aldıramazsın. Söz verdin çünkü. Başka bir yavruyu nasıl öldürürsün? Twitter hesabımda var. Türk Tabipler Birliği bunun seminerlerini veriyor. Kürtajın. Kürtaj neden yapılır? Bunun meşrulaştırma seminerlerini veriyor. Ağababaları Plato olursa öyle olur zaten. Neymiş? 20 ile 40 yaş arasında kadınlar hamile kalmamalı. Çünkü herkesin kadını olmalı ya. Efendim, kalırsa kürtaj olmalı. Eğer kürtaj olamayacak durumdaysa çocuk doğduğunda çocuk öldürülmeli. Şimdi bundan beslenen bir toplum, Plato'dan beslenen toplum karşımıza Türk Tabipler Birliği diye bir şey çıkartmaz mı? Arkadaşlar, Batı'dan alacak ne psikoloji, ne sosyoloji, ne felsefe, ne iktisat, hiçbirine ihtiyacımız yoktur. Batı'yı öğrenmek adına Doğu'yu öğrendikten sonra ilim adamlarımız okuyabilir. İlim adamlarımız. İşi bu olanlar okusun. İşi bu olmayanlar okumasın Batı'yı. Böyle olursa 301 sene, bir 301 sene daha yerimizde sayarız. Muasır medeniyet seviyesine çıktık da bizim mi haberimiz yok? Necip Fazıl diyor ya, güneşe göç var da kalan biz miyiz? Türkiye'deki batıcılar, hadi biz geri kafalıyız. Geri kafalı falan değiliz de, neyse. Biz gidemedik, biz yapamadık. Siz de bizim yanımızdasınız ya. Siz niye uzayda değilsiniz? Hani siz ilericisiniz ya, siz niye uzayda değilsiniz? Bizi suçlamayın. Biz ülkenin yönetiminin hiçbir yerinde yoktuk. Şu son 15 yıl hariç. Niye uzayda değilsiniz siz? Gerçi bunların tutulacak tarafı da yok. Ne yabancı dil bilirler, ne üniversite eğitimleri doğru dürüst bir eğitimdir. Ama bizim Müslümanlar bunlar karşısında da eziktir. Anlaşılır gibi değil. Kendi kaynaklarımızı öğrenmeden, son cümleleri müsaadenizle söyleyeyim. Kendi kaynaklarımızı öğrenmeden Batı kaynaklarını asla okumayın. Doğruyu asla bulamazsınız. Ömrünüz gelir gider, doğruyu asla bulamazsınız. Huzur da bulamazsınız. Çünkü o kaynaklar huzur vermiyor. Verse yazanlara verirdi. Affedersiniz, sapık olmazlardı. Aklını yitirip tımarhaneye düşmezlerdi. İntihar etmezlerdi. Bir kez İslami bilgi eksikliğimizi kesinlikle gidermemiz lazım. Esad Efendi'nin, Mehmet Saad Koktu Rahmetullahi Aleyh'in kitaplarını kesinlikle onları okumalıyız. Ayet hadis kesinlikle okumalıyız. Sahabenin hayatını kesinlikle okumalıyız. Bunu söyleyeyim. Bunu söylemesem vicdanen rahatsız olurum diye söylemiyorum. Evet, vicdanen rahatsız olurum ama kesinlikle dönüştürülürsünüz arkadaşlar. Ben Esad Efendi'nin sohbetlerini arabada denk geldiğinde dikkatle dinleyin. Yaşayan kişi anlatıyor bunu size. Esad Efendi'nin sohbetlerini denk geldiğimde radyoda çok severdim, Allah rahmet eylesin. Hala da severim. Utanırdım, değiştiremezdim. Canım istemezdi dinlemek. Ama şimdi muhteşem maşallah. Öncelikle onun sohbetini arıyorum. Esad Efendi'nin gündüz 15, akşam 21. Sakın kaçırmayın. Kaçırmayın. Bu sizin sigortanız. Efendim.
Mesleki olarak Kadir Mısıroğlu'nun kitaplarını sorgusuz okuyabilirsiniz. Kadir Mısıroğlu'nun sohbetlerini dinleyin. Şu an rahatsız. Allah rızası için dua edin. Çok hizmeti var. Kadir Mısıroğlu'nu bilimsel açıdan yetersiz bulanlar boşuna konuşmasınlar. Hangi kitabında dipnot yok? Onu söylesinler. Hangi bilgisinde yanlış var? Onu söylesinler. Kadir Mısıroğlu'nu tartışmasız tavsiye ederim naçizane. Ahmet Şimşirgil'i de tavsiye ederim naçizane. Ama Ahmet Şimşirgil'in Timur konusundaki kanaatine naçizane katılmıyorum. Timur zalimdir efendim. Bir de Fatih Sultan Mehmet hastalığından dolayı öldü diye bir kanaati var. Ona da katılmıyorum. Zehirlendiği için öldürüldü. Bunun dışında Ahmet Şimşirgil'i çok severim. Lütfen okuyun. Maşallah. Muhteşem birisidir. Bunun dışında başka bir tarihçi kolay söyleyemiyorum. Yanımda olsaydınız söylerdim. Nasıl söylerdim? Okuyun, karşınıza soru işareti çıktıkça bana sorun. Ben doğrunun temsilcisi benim manasında söylemiyorum. Eğer o yanlış bir şey benim de aklıma yatmadıysa, benim de bilgilerimle doğrulanmıyorsa ben buna referans olmuyorum derim. Ben en doğrusuyum, en doğrusunu ben biliyorum manasında söylemiyorum. Ama bir kitabı tavsiye ettiğinizde hepsine referans olmuş oluyorsunuz. Eğer siz bana soru sormazsanız hangisine referans olup olamayacağımı bilemem. Bundan dolayı Kadir Mısıroğlu ve Ahmet Şimşirgil'e kitaplarına naçizane referans olabilirim. Bunun dışındakilere çok düzgün tarihçiler tabii ki var. Korktuğum için, okuyamadığım için referans olamıyorum. Bunu söylemiş olayım.